Merhaba değerli arkadaşlar, Kolay Yöntemleri Ruşa kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kuralsız fiillerin şimdiki zaman çekimini öğrenmeyi devam edeceğiz. Yaşamak fiilimizi tanıyalım. Jit, yalan haldeki fiilden tam merkezine düşer, birinci grup yo çekimini alır. Kalan ana kelimenin yanına v harfleri gelir, sonra ise şimdiki zaman ekleri gelir. Değerli arkadaşlar, kimse muhtaç olmadan, zorlanmadan ve kolay şekilde şimdiki zaman ekleri getirmeniz için bir son kere eklerden bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki şimdiki zamanın iki grubu ayrılırlar. Birinci ve ikinci grup. Ti, on, ana, mı, vi, ozneler için el birinci grup fil ise eş, et, em, ece. El ikinci grup fil ise iş, it, İm, ice, şimdiki zaman ekleri alırlar. Burası kolay. Fakat ya, ben ve ani öznelerimizin iki şerekleri vardır. Burada sizin kafanız karışabilir. Onun için bir kere daha bu durumu anlatayım. Notanızı alın ve doğru, kolay şekilde eklerinizi getirirsiniz. Ya ve ani çekimlerde ikişer ekleri vardır. Örneğin ya çekimde yu ve u vardır. Ne zaman yu, ne zaman u getireceğiz ya çekimini? Eğer bir fiil kurallı ise yu ek alır. Kurallı demek fiilin ek attıktan sonra fiilin içinde bir şey değişmemesi, bir harf gelip gitmesi, düşmesi durumlarda kurallı fiil sayılıyor ve u harfi alıyor. Kuralsız fiiller ise u alır. Kuralsız fiiller demek ana kelime içinde bir şeyler değişmesi ve ti ekle bitmiş hareket bildiren fiillere u harfi alır ve j, ç, ş, ş. Harf ise kalan son harfi, o zaman u harfi alır. Şimdi yaşamak fiilimiz çekimi yapalım. Ne gördük? Ana kelime için bir şey değişti, harf aldı. O zaman bu kuralsız bir fiildir, u harfi alır. Sen öznemiz birinci grup yoş ek alır. On ana yot. Mi yom. Vi yoce ve ani ud alır. Okuyalım. Jit. Ya živu. Ty živyosh. On, ana živyot. My živyom. Vy živyote. Ani živut. Her zaman söylediğim gibi bir fiil ezberlerken ona bağlayan kelimelerin beraber ezberleyin. Şimdi bakalım kelimelerimiz. Jit. Ana kelimeden sonra eril için yapı ekı el gelerek ikamet eden, yaşayan bir erkek için jitel olur. Nitsa dişi yapı ekı gelerek jitelnitsa bir bayan için ikamet eden, yaşayan sözcüğümüz ortaya çıkar. İkameti, ikamet izni sözcüğümüz ise jitelstvo olur. Sıfat olarak normal sıfat ve kısa sıfatlarımızda sıfat ekleri alarak живой, живая, живое, живые. Ve kısa sıfatımız жив, жива, живи. Bir kağıda daha okuyalım filmimiz ve sözcüklerimiz. Жить. Я живу. Ты живешь. Он, она живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. İkamet eden, yaşayan. Житель, жительница. İkameti, ikamet izni, жительство, hayatta, canlı, живой, живая, живое, живые, жив, жива, живи. Şimdi alıştırmalarımızı yapalım. Artık 7 yıldır burada yaşıyorum. Ben özne için şu tarafta bakmıyoruz. Artık biliyoruz kuralsız fiil u harfi alacak. U harfimizi getirelim. Я живу здесь уже 7 лет. Kalbimde yaşıyorsun. Ti çekimimiz yapacağız. Birinci grup yo harfi ve ş merkezine gelir. Ti живёшь в моём сердце. O yapayalnız yaşıyor. On çekimi üçüncü kişi yod alır. Он живет совсем один. Arkadaşım merkezde yaşıyor.
Moydruk, moydruk kim oluyor? 10 oluyor. 13. kişiyi ekimiz getireceğiz. Moydruk живёт в центре. Lena yeni bir evde yaşıyor. Lena kim oluyor? 3. Anna. Onun için yine yot ekimiz getiririz. Lena живёт в новом доме. Ailem ve ben Moskova'da yaşıyoruz. Ya и моя семья. Kim oluyor? Biz oluyoruz. Yani ya и моя семья. Biz oluyoruz ve biz mi çekimi yapacağız? Yani yom getireceğiz. Ya и моя семья. Живём в Москве. Uzun zamandır Türkiye'de yaşıyoruz. Yine mi çekimi yapacağız? Yomumuz getirelim. Мы давно живём в Турции. Şehirde mi yoksa köyde mi yaşıyorsunuz? Siz çekimimiz yapacağız. Yo ve nazdikça çoğul ekı de getiririz. Вы живёте в городе или в деревне? Başka bir ülkede mi yaşamayı hayal ediyorsunuz? Burada hayal etmek ve yaşamak fiil yan iki fiil var. İlk fiilimiz çekeceğiz. Yani miçtaç tam yakınlığa düşer. Kurallı bir fiil olduğu için vi çekimde ece alır. İlk fiilimiz şimdiki zaman çekimde bulundu. İkinci yaşamak fiilimiz yalan halde kalır. Vi miçtaç jit v drugoy strane. Onlar birlikte yaşıyorlar. Ani çekimi yapacağız. Ud getireceğiz. Şunu da getirelim. Ani живут вместе. Ağustos ayında yazlık evde yaşıyorlar. В августе они живут на даче. Şimdi cümlelerimiz bir kere daha okuyayım, siz de tekrarlayın. Я живу здесь уже 7 лет. Ты живёшь в моём сердце. Он живёт совсем один. Мой друг живёт в центре. Лена живёт в новом доме. Я и моя семья живём в Москве. Мы давно живём в Турции. Вы живёте в городе или в деревне? Вы мечтаете жить в другой стране? Они живут вместе. В августе они живут на даче. Şimdi konumuzu işleyelim arkadaşlarım. Sen nerede yaşıyorsun? Sen di çekimimiz yoş getirelim. Где ты живёшь? Ben Marmaris'de yaşıyorum. Ben çekimimiz o harfe gelir. Я живу в Мармарисе. Ya senin ailen nerede yaşıyor? Burada yaşamak fiilimizi doğru ekimiz getirmemiz için şunu söylemek istiyorum. Senin ailen, onlar olarak düşünebilirsiniz. O zaman yanlış ekli getirmiş olursunuz. Aile kelime anlamlı çoğul fakat biçimli tekil olarak yani aile o oluyor. On ana çekimi getireceğiz. Yani yot ekimiz alır. А где живет твоя семья? Benim ailem de Marmaris'de yaşıyor. Aynı ekimiz getirelim. Моя семья тоже живет в Marmaris'e. Siz Marmaris'i seviyor musunuz? Вы любите Marmaris? Rusça'da bir insan için sevmek filmimiz kullanılır. Kullanılır fakat Вам нравится Marmaris? Hoşunuza gidiyor mu Marmaris'e? Bu şekilde daha çok kullanılır. Evet, biz şehrimizi çok seviyoruz. Да, мы очень любим свой город. Biz burada çok mutluyuz. Здесь мы очень счастливы. Bir kere daha cümlelerimizi okuyalım, tekrarlayın. Где ты живёшь? Я живу в Мармарисе. А где живёт твоя семья? Моя семья тоже живёт в Мармарисе. Вы любите Мармарис? Вам нравится Мармарис? Да, мы очень любим свой город. Здесь мы очень счастливы. Evet değerli arkadaşlarım, bugünlük bu kadar. Sıradaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.